Sevgili izleyiciler, televizyonumuzda yayınlanan programlardan birisi olan Labirent yeni başladı. İkinci programla yine ekranlarınızda konuk oluyoruz. Programımızı yeni izlemeye başlayan izleyiciler için bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Programımızın ismi Labirent ve gazeteci yazar Sayın Ender Can Kayhan'la birlikte yapıyoruz bu programı. Türkiye'deki gelişmeleri, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ülkemize yansımaları, ülkemizin bölgedeki durumu, komşularıyla birlikte ekonomik, siyasi, sosyal gelişmeleri sizlere farklı bir bakış açısı sunmak amacıyla başladığımız bir program. Ancak ne üzücüdür ki programa başladığımız günden itibaren hoş olmayan gelişmeler yaşadığı için Türkiye'nin ileriye dönük bölgedeki gücünü, beklentileri, bu yöndeki durumunu olumlu yönde analiz etmemiz mümkün olmuyor. Türkiye hakikaten çok ciddi bir süreçten geçiyor. Bir arkadaşımızla sohbetimizde şöyle bir ifadede bulunmuştu. Evet, Türkiye sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Bu sıkıntı daha da artabilir. Dibe vurmadan sıçrama yapamazsınız. Belki Türkiye'nin de bir sıçrama sürecidir bu. Bir doğum sancısı, yeni bir başlangıç için bir doğum sancısı olarak da adetmek mümkün bu süreci. Türkiye'de birçok şey değişecek ama değiştirmek isteyenlerin aksine bir değişim de söz konusu olabilir. Değiştirmek için Türkiye'ye biçilen rolün aksine Türkiye kendi sıçramasını, kendi içindeki değerlerle sancılı, acılı bir süreçle yaratabilir. Bu da bunun bir süreci olabilir demişti. Ama bu sürece ne kadar katlanabiliriz toplumsal olarak? Nasıl sağduyulu ve iradeli yaklaşabiliriz? Bunu da birkaç gündür yaşadığımız gelişmelerdeki tutumumuzla, hakiki bir sınavla ortaya koymuş olacağız. Daha şimdiden söylemek gerekirse bu tür sınavlara girebilecek irademiz, gücümüz ve sağduyumuz ne yazık ki çok fazla yok diyebilirim. Programımız içerisinde gelişen dakikalarda Sayın Kayıhan'la bunu değerlendireceğiz. Gerekçelerini, nedenlerini, o da yorumlarını bu noktada sizlere aktaracak. Ama şehit haberlerimizin eksilmediği günleri yaşamanın da bir toplum üzerindeki durumu ne olur, nasıl olur derseniz hepimizin ortak görüşü öne çıkıyor. Aşırı duygusal, aşırı hassas, aşırı tepkili, acılı, öfkeli oluyoruz. Yine bir şehit haberi geldi. Hatay'dan geldi bu kez. Yani arkası kesilmeyen acı haberlerle toplumu sınamak mı diyebiliriz? Siyasi durumu ne? Bunu tabii ki aktaracağız. Şehit haberlerinin artması ve yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye genelinde protesto ve tepki yürüyüşü gerçekleştirildi. Gönül isterdi ki bu yürüyüşler amacına hizmet etsin, bir yerlere ilgili ciddi mesajlar göndersin. Ama ne üzücüdür ki sadece bir noktada, toplumu ayrıştıran bir noktada ilerledi. Siyasi bir görüşün il binalarına, bulundukları illerdeki il binalarına saldırı oldu. Şiddeti, protesto şiddetli olmamalı. Bir kere bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Şekli farklı olmalıydı ama biz şiddeti şiddetle protesto etmeye kalkınca hedefte gördüğümüz siyasi partiden çok çevresinde bulunan, ilgisi olmayan esnaflar, vatandaşlar ve mağdurlar yarattık. Ciddi üzüntüleri de beraberinde getirdi tabii. Tavır böyle mi olmalı? Tepkimiz terörse teröre karşı tepkiyi böyle mi koymalıyız? Terör yaratarak ya da terörü mücadeleyle mi ortadan kaldırmalıyız? Teröre gerekçe olan nedenleri mi sorgulamalıyız? İşte burada sağduyu ve akil bakış gerekiyor. İlla akil adamlar önünüze koymamalılar. Hepiniz akılcıl bakıp akil davranabilmeliyiz bu noktada diye düşünüyorum. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Başbakan'dan gizli bir genelge ifadesi yine yazılı yayın organlarıyla gündeme geldi. Bu gizli genelgede asker toplumsal olaylara müdahale edebilecek ve devrede olabilecek sevgili seyirciler. Bu da valiliklere gönderilen bir genelge denildi. Bunu da açacağız Sayın Kayıhan'la. Demirtaş'ın açıklaması oldu. Anlamlı
açıklamalar vardı satır başlarına bakıldığında. Savaşın başlamasını, büyümesini ve karar alma sürecini kendilerini desteklemediğini ve içinde yer almadığını söyledi Demirtaş. Yaşanan süreçten AK Parti ve MİT'i sorumlu tuttu. Suçlayan ithamlarda bulundu. Baskı kurulduğunu bölgede, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde baskı kurulduğunu, insanların cenazelerini bile kaldıramayacak duruma getirildiğini ifade etti. Ve sonunda özetledi, getirdi. Size gösterilen davranışın karşılığında yerine getirin, gerekirse karşılık verin, anasından doğduğuna pişman edin gibi pişmanlık duyacak bir ifade kullandı. Bunun tabii ki bu pişmanlık duyacaktır. Yansımaları ne olur, toplumu nasıl bir noktaya taşır? Bunu da Sayın Kayıhan'la programımızın içeriğinde değerlendireceğiz. Farklı açılardan analiz etmeye çalışacağız. Evet, Cizre'de sokağa çıkma yasağı sürüyor. Türkiye'nin bir tarafında, barlarda, publarda, eğlence merkezlerinde gününü gün eden, çatır çatır keyif yapan, para harcayan insanlarımız varken, bir tarafta ekmeği, suyu, aşı bulamayan, elektriği, suyu olmayan, ilaç tedavi imkanı bile olmayan, sokağa çıkma yasağıyla da yoksulluk noktasına gelen, çünkü hayat durmuştur, ticaret durmuştur, ekonomi durmuştur, bir süreç yaşanıyor. Toplumsal çok ayrı zıt noktaya getiren bir süreç yaşanıyor. Bu süreci düzeltmesi gereken, bu sürece ilişkin olumlu adımlar atması gereken hükümettense açıklamalar ne durumda? Bunu da yine Sayın Kayıhan'la değerlendireceğiz. Seçime yönelik konuşmalar var. Seçime yönelik aday hazırlıkları var. Partiler arasında ittifaklar olabileceğine dair görüşler, kulis yorumları, analizler var. Ama tabii bu noktada kulisten daha çok komplo teoriler ve bir takım iddialarla Fuat Avni'nin öngörüleri de var. Seçimin yapılmayacağı, iç karışıklığın tırmandırılacağı, seçimin ötelenebileceği yönünde iddialar da var. Sağduyunun hakim olduğu bir süreç diliyoruz. Umarız bu noktaya gelmez. Sağduyu demişken Mersin'de siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve temsil noktasında her kim kuruluş, kişi, şahıs varsa Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde dün ortak bir basın açıklaması, deklarasyon niteliğinde bir basın açıklamasıyla sağduyu çağrısında bulunuldu. Bunu da değerlendirip analiz edeceğiz. Öncesinde programımız öncesinde şunu belirtmek istiyorum. Programımız boyunca cevap hakkı doğduğunu düşünen kim olursa, her kim, kurum, kuruluş, temsilci, şahıs, cevap hakkı saklıdır, diledikleri takdirde kullanabilirler. Programımız yayına girdiğinden itibaren olumlu görüşler de aldık, olumsuz eleştiriler de aldık. Özellikle siz kime hizmet ediyorsunuz gibi bir ifade, ki Sayın Kayıhan bunu da açıklayacak, değerlendirecektir. Biz bir yayıncı kuruluşuz, yayın yapıyoruz. İlla birinden yana olmamız gerekirse siz sevgili izleyicilerimiz, yani halkımızdan yanayız, halkımızın yanındayız. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet, açılış konuşmasından sonra sözü size vereceğim. Geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dahil olduğu bir gribal enfeksiyon Türkiye'yi vurdu. Geçen hafta ben ciddi, şiddetli geçiriyordum. Şimdi siz de görüyorum. Bu yönde sizi toplumumuza da geçmiş olsun, geçmiş dileklerimizi olsun. İletelim. Sağ olun. Evet, buyurun Sayın Kayıhan. Şimdi ilk günden itibaren, daha doğrusu ilk programdan bu zamana kadar gelinen süreç içerisinde sosyal medyada söylemiştik, yorumları daha aktif alma konusunda bir katkımız olacak yayın içerisine, program içerisine, ama nedense sürekli böyle bir saflaştırma duygusu var insanlarda. Yani her konuşanı ülke için, memleket için, toplum için, her ivedi katkı veren insana sürekli insanların bilinç altında ya da bilincinde bir safa, bir kategoriye koyma dürtüsü mü var diyelim buna? Haksız da görmeyelim, çünkü örnekler var mevcut. Evet. Yani toplumda böyle bir alışılmış örnekler var. Ya ocu ya bucu. Ama yani olmaya da zorlanan, tabii, itilen. Tabii. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi vardı başbakanken.
taraf olmayan bel taraf olur diye. İlla insanların geri taraf olmaları ya da şucu bucu olması gerektiği gibi bir öngörü geliştirilmek durumunda kaldı bu açıklamanın ardından. Dolayısıyla insanlar da illa birilerine taraf mısınız diye değerlendirmek istiyor. Kendi adlarına genel olarak bir taraf bulamamanın kaygısını belki dile getiriyorlar. Ama bir söz vardır. Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Tabii bakmakla görmek arasındaki ilişkiye benzer. Evet. Yani bakış açısı aynı zamanda düşüncenizi de geliştiriyor. Ama bir taraf olma ya da bir düşünceye doğru eğrilme anlamında, orada kendini konumlandırma anlamında bir pozisyon olacaksa, evet, halkın, toplumsal menfaatin, Türkiye'nin huzuru, selameti açısından bir taraf olmanın gerekliliğini eminim ki siz de katılıyorsunuzdur. Bu noktada bir pozisyon alınabilir. Gelinen noktada Mersin'deki bu terörün ve bu Türkiye'yi sarmaladığı terör atmosferinin oluşturduğu son 2-3 gün içerisinde çok elzem olaylar yaşadık. Yani evet, o kadar şehir üzerindeki etkisi oldu ki, özellikle Erdemli'de, Anamur'da, özellikle Erdemli'yi söyleyecek olursak, çok Doğu üzerinden gelen firmaların plakaları sökülüp araçların üzerine, Doğu plakalı araçların üzerine ciddi derecede taşlı sopalı saldırılar gördük. Yolcuların... Bu yolcu taşıma araçları için değil, evet, mi? Otobüsler için söyleyeceğim. Özel araçlar için. Özel araçlarda da kısmi oldu ama özellikle o bölgeye gidenlerin... Şimdi düşünün, siz Doğu'da şark hizmeti yapan bir güvenlik görevlisisiniz. Evet. Doğu'ya gittiniz. 3-5 kuruş biriktirdiniz. Bir otomobil aldınız ya da araç aldınız. Aracınızı da orada aldığınız için Doğu plakası oldu. Erdemli'desiniz ya da Silifke'desiniz. Ailenizin yanına yaz tatili için ya da hafta sonu nedeniyle geldiniz. O plaka kontrolündeki durumunuz ne olacaktı? İşte bu atmosferin getirdiği Nebahat Hanım, böyle kör bir nokta var. Yani insanlar bunu ölçümleyemiyor. Cahil, evet, kör, görüşsüz. Yani araç içerisinde hastası mı var, acil bir yere ulaşması gereken insan mı var ya da ne bileyim. Kime hedef alıyorsunuz, nedir gerekçeniz, evet, nasıl ayırt edebileceksiniz? Maalesef, maalesef öyle. Eleştirdiğiniz noktayı neden yaratıyorsunuz? Yani şöyle bir şey oluşuyor, yol kesiliyor, kimlik kontrolü yapılıyor. Doğu plakalı olan, Diyarbakır, işte Doğu, Güneydoğu Anadolu özellikle belli araçlar üzerinde yoğunlaşmışlar. Videolarını da izliyoruz, görüyoruz. Bu araçlara ciddi derecede taşlı sopalı saldırılar yapılıyor. Aynı zamanda bunları görüntüleyen basın mensuplarına, bir arkadaşımız Doğan Haber Ajansı'nda, ona da aynı şekilde şiddet uygulandı. Yani zincirleme bir kontrolsüzlük var. Bir çirkinlik yapılıyor, o çirkinliği görüntüleyen insana da saldırılıyor. Yani şuurun, sağduyunun, bilincin, az önce akillikten bahsettiğiniz önemli bir nokta. Akil olmak, ulu yüce erdemli insanların düşüncelerine, zihinlerine mahsus bir şey değildir. Tabii. Akil olmak, akıllı olmak, sağduyulu olmak, toplumun, toplumsal birliğin, beraberliğin, bütünlüğün içerisinde önünde düşünmek, toplumu geleceğe hazırlamak. Şimdi yani bunu düşünme noktasında bir ayar bozukluğuna gidiyoruz. Yani fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Her şeyden önce insan olduğumuzu unutuyoruz. Provoke edilmiş olabilir mi? Biliyorsunuz Fuat Hamdi'nin bu noktada çok öngörüleri vardı. Hatta 7 Haziran'dan sonra gerilmeye başladığı günlerde şöyle bir ifade de bulunmuştu. Bir takım olaylar tetiklenecek, olaylar, evet, tırmandırılırken bu tweet'i hatırlıyoruz. Tırmandırılırken de işte MHP'nin bu noktada öne çıkartılabileceği, MHP'nin arasına, içine de Ülke Ocakları ve MHP'nin arasında da ak trollerin sızdırılabileceği ve provokatif bir takım olaylara sebebiyet verebilecek tırmanışa yol açabileceği yönünde bir iddialar sıralamıştı. Evet, bu sosyal medya fenomeni Fuat Avni'nin attığı tweetleri, sizin az önce ifade ettiğiniz gibi bunları ben de hatırlıyorum. Bunlar atıldığında biraz komplo teorisi olarak değerlendirildi o zaman. Uzak görmüştük. Tabii uçuk görüldü, değerlendirildi toplumsal ama. Toplumsal olarak daha çok akılcıl olduğumuzu hatırlayarak demiştik ki yok artık bu kadar da olmaz. Ama Fuat Avni'nin kim olduğu, ne olduğundan ziyade hep söyledikleri üzerinden bir tartışma yürüyor. Yani bu insan üzerine işte çürütmeye dönük olarak çok değişik tezler de ortaya kondu ama Fuat Avni'nin şu ana kadar söyledikleri, ortamın terörize edilmesi, 7 Haziran'dan sonrası 1 Kasım'a kadar doların, euronun yükseltilip ekonomik sıkıntı, ekonomik darboğazın atmosferini oluşturulup, keza buna dönük olarak toplumdaki katmanların gerilip, işte Doğu, Güneydoğu Anadolu'daki ortamın terörize edilip, seçim ortamının dışına itilecek bir atmosferin oluşturulup, bu ortamda seçime gitmenin aslında iktidar partisine avantajlar sağlayacağına dönük olarak tezler vardı. Gelinen noktada buna doğru gidilen bir Türkiye fotoğrafı görüyoruz. Özellikle son Cizre'deki olaylar bu şiddetiyle devam edecek olursa, 7 gündür süren bir çatışma kentin merkezindeki 4 mahallede güvenlik güçlerinin
almış olduğu bir abluka var ve bugün itibariyle de yine HDP'liler oraya yürümeye çalışıyorlar. Buna dönük olarak hala oradaki kuşatma içerisinde gerçekleşen çatışma içerisinde sivillerin öldüğünü, yaralandığını duyuyoruz. Hatta ve hatta ölüsü olan insanların bu sokağa çıkma yasağı, bu terörize edilmiş atmosferin sonucuna bağlı olarak ölülerini gömemediği gibi buzdolaplarında beklettiğini duyuyoruz. İnsan onurunu... insan ciddi onurun, olabilir mi böyle bir şey? Yani bunun fotoğrafları çok değişik atmosferlerde yayınlandı. Olup olmamasından ziyade bu işin hangi boyutlara geldiğini de gösteriyor. Yani işte bir de bunun getirdiği kamplaşmış bir üç boyutlu bir medya türemeye başladı. Yani işte havuz medyası denilen medya, merkez medya, bir de özellikle Kürt siyasetinin işte HDP'ye merkez etrafında oluşan bir medyanın orada bir işte halk üzerinde baskı kurulduğuna dönük olarak haberleri pompaladıklarını görüyoruz. Yani bu kadar bilgi kirliliğinin, bu kadar dezenformasyonun yapıldığı bir ortamda vatandaş ekranında izlerken Nebahat Hanım neyin doğru neyin yanlış olduğunu ölçümlemeyebilir. Ölçüm diyemiyor tabii. Biz yani kafa karışıklığı var. Şöyle biz işin mesleğin içinde olduğumuz için haberleri analiz edebilme, öngörü geliştirebilme ya da perde arkasını değerlendirebilme açısından biraz şanslıyız. Ama sıradan bir vatandaş gündemin içinde bu kadar yer almayan tarafsızca haberleri izleyip o haberlerdeki görüşleri tamamıyla doğru kabul edip değerlendiren insanlar bu analizi yapamayabilir. Tabii. Gayet normal. İnsanlar bile inandıkları ya da düşündükleri dünya görüşüne göre bir yayın organını tercih edip onu izledikleri zaman herkesin takip ettiği bir kanal var. O kanalın sizin üzerinize oluşturduğu bir psikoloji var. Yani istiyorsunuz siz A kanalını izliyorsunuz. Diğer başka B bir siyasi siyasi kanalını. Partiye mensup bir insan B kanalı, C kanalı derken herkes kendi kitlesi üzerinde bir algı yönetimi yapıyor. Bu çatışmaların bence biraz daha böyle sertleşmesini, az ilk programda da söyledim, kutuplaşma noktasına getiriyor. Oysa ki son işte olayda gördük. Hürriyet gazetesi Türk medyasının amiral gazetelerinden bir tanesidir. İçeriye girdiler. Osmanlı Ocağı diye ithaf edilen, iddia edilen yeni bir ocağın türediğini, bunun Adalet ve Kalkınma Partisi ile bağı olduğuna dönük olarak iddialar çerçevesinde bu gruba mensup insanların orada organize bir şekilde ilk yapılan saldırıyı kınamamaktan aldıkları cesaretle ikinci bir saldırı yapıp Sedat Ergin televizyona çıktı, soluk soluğa ilgili kanallarında çıktı, konuştu ve ürkmüş, korkmuş bir gazeteci profili gördük. Bu bizim için de geçerli. Bize kime hizmet ediyorsunuz diyen, sosyal medyadan yazan bazı zatların şimdi biz de burada yorum yapıyoruz. Sizinle beraber ülkedeki olayları gündeme değerlendiriyoruz. Yani birinin çıkıp burayı basamayacağının, bize saldıramayacağının devlet garantisini, güvencesini verebilir mi bize? Bunu soru işareti bu. Verecek ama bakın şimdi. Ama bu soru işareti işte. Az önce de söylemiştim. Burada güvenceyi sağlamakla yükümlü olan devlet ve hükümettir. Evet. Eğer Türkiye'de bugün güvenlik sorunu has safhaya ulaşmışsa bunun birinci sorumlusu da ilgili makamlardır. Bir başkasını sorumlu tutamazsınız siz. Yani ucuz benim sorumluluğumdaki bir konudan dolayı sizi sorumlu tutmaları, sizin sorumluluğunuzdaki bir konudan dolayı da beni sorumlu tutmaları doğru olmaz. Ucuz olan kolay olan bu değil mi? Yani gazeteciye saldırmak. Erdemli'de yol kesiliyor. Erdemli'de ama üzerinde, başlıyor. Yani samimi söylüyorum. Erdemli'de yol kesiliyor, eşkıyalık yapılıyor, kimlik kontrolü yapılıyor. Devlet otoritesi, burası batı sayılır, yarı doğu yarı batı sayılan bir şehir. Akdeniz'de bandında yer alan bir kent. Orada kimlik kontrolü yapılıyor, otobüsler taşlanıyor. Ve bunu çeken gazeteci tartaklanıyor, dövülüyor sopalarla. Yani şimdi şunu çok özellikle belirtmek lazım. Sizin de söylediğiniz gibi Mersin artık Doğu Batı sentezinde bir kent. Dolayısıyla burada iş aş etmek kaygısıyla insanların arayışlarına zaman zaman doğulu bir vatandaşın A ya da B firması da cevap verebiliyor. 3 kişinin çalıştığı bir iş yeri de var. 50 kişinin çalıştığı, 100 kişinin çalıştığı bir iş yeri de var. Dolayısıyla o kadar iç içe girmiş ki artık yani ayrıştırmanız, koparmanız, ötekileştirmeniz doğru değil. Şunu belirtmek istiyorum. Toplumsal olarak duyarlılığımızı koymamız, ortaya çıkartmamız kadar anlamlı, önemli bir şey olamaz. Türkiye genelinde protesto amaçlı yapılan yürüyüşleri hepimiz gururla izledik. Hakikaten yani güzel bir tavırdı. İçinde yer almak isteyenlerimiz oldu. Olanlar da oldu. 7'den 77'ye örneğin ülke ocaklarının düzenlediği o günkü yürüyüşü her ne kadar ülke ocakları düzenlemiş olsa da
hiçbir şekilde ülke ocaklarının içinde yer almamış ya da farklı birçok siyasi partide ve görüşte olanlar gönüllü ve istekli, coşkulu o yürüyüşe katıldılar. Neden? Milli ortak bir duyguyu öne çıkartmak, bir duruş sergilemekti. Ve çok da güzel anlamlı, tespitiniz doğru. Olanına kadar çok da güzel anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirilmişti. Tespitiniz doğru. O, ve o binlerce emek veren, iyi niyetle o yürüyüşe katılan, destek veren insanların iyi niyeti de aslında bir anlamda provoke edildi. Ben ülke ocaklarının yapmış olduğu yürüyüş eylemi, yine yakın onlara olan siyasi partinin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin söylemlerini, açıklamalarını olumlu buluyorum. Ama onların yapmış olduğu siyasi işareti, simgeyi kullanarak Hürriyet gazetesi basılırken işaretler yapıldı. Şimdi iş ne kadar tehlikeli boyutlara gelmiş. Vatandaşta bir algı yönetimi oluşturuluyor. Evet. Yani o, yani biz de biliyoruz ki ülke ocaklarına mensup hiçbir yurttaş, hiçbir vatan evladı, hiçbir genç gidip bir gazetenin bürosunu taşlayacağını, basacağını ben inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Aynı şekilde buna hiçbir şekilde bu insanların kendilerini kontrolden çıkaracak bu şuursuz davranışların içerisine gireceğini de inanmıyorum. Ama mesela HDP genel merkezine yapılan saldırılarda ülkücülerin işaretleri kullanıldı. Bu çok tehlikeli bir şey. Hürriyet gazetesine yapılan saldırılarda Osmanlı Ocağı adı altındaki bir yeni yapılanmakta olan ülke ocağına benzer, yakınmış gibi belli bir örgütlenme modelini esas alan yeni bir siyasi modelin türetilip buna mensup olan insanların ülkücü işareti yapıp Hürriyet gazetesinin bastığına dönük olarak fotoğraflarda işaretler gördük. Şimdi elini her bozkurt işareti yapan insan ülkücü olamaz. Dolayısıyla bunu kullanıp gizli servislerin, Türkiye'ye karıştırmak isteyen karanlık odakların bu işareti kullanarak bir fiil çok değişik eylemler yapabileceğini de görüyoruz, biliyoruz. Demek ki uyanık olmak gerekiyor. Akılcıl bak. Evet. Ya, akil olmak gerekiyor. Yani her gördüğün hocayı, her gördüğün sakallıyı hoca zannetmeyeceksin. Evet. Yoksa milli duyguları, birlik, bütünlüğü sağlamak adına atılan adımları provoke etmenin... Ülkücülerin, ben samimi söylüyorum, yani tanıdığım, bildiğim, o siyasi görüşe mensup, o gelenekten gelen, o ocak kültürüne sahip dostlarımız, arkadaşlarımız var. Onlar kendileri bir fil sohbetlerimize söylüyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bizi kimse sokağa çekmeyecek. Elimize silah almayacağız. Ülkemizin bekası, vatanın birliği, bütünlüğü için biz akıllı davranıp sağduyulu olacağız ifadesini sık sık sohbetlerde kullanıyorlar. Evet, bu önemli. Bu yaklaşımda olduklarını da biliyorum. Çok akılcıl baktıklarını da biliyorum ama şimdi bölgeleri ayrıştıracak olursanız yani bir bölgeden genelini mesela Mersin bölgemizi ele almak gerekirse Erdemli'ye baktığınızda Erdemli'nin geçmişteki siyasi yapısı ağırlıklı AK Partiliydi. Evet. Sonra MHP kazandı. Dolayısıyla MHP'nin etkili olduğu bir yerde yapılan bir eylemin tamamıyla MHP ile ilişkilendirilmesini tabii. doğru bulmak yanlış olur. Kaldı ki bu yönde toplumsal tepkinin öne çıkartılması, gösterilmesi yönünde bir takım açıklamaların da etkisi olabileceği kanaatindeyim ben. Ama şunu belirtmek istiyorum. Aynı meslekte, sektörümüzde, meslektaşlarımız ve aynı meslekte olduğumuz basın yayın kuruluşlarına Sayın Kayıhan'ın da söylediği gibi ilk günde tavrımı, tepkimi koydum. Yanlış olan bir şey varsa hukuki yollardan uyarabilirsiniz, tekzip yayınlayabilirsiniz. Yargıya hukuki haklarınızı kullanarak adalete, yargıya başvurabilirsiniz. Saldırı, şiddet, terör estirmek sizin haklılığınızı göstermiyor. Sonuca bakarsanız susturduğunuzu sanıyorsunuz ama birden fazla daha büyük kitleleri size karşı tepkiye çekiyorsunuz. Bu da orada size haklı göstermiyor. Tamamen haksız pozisyona düşebiliyorsunuz. Aynı şekilde gece oturup ayağını uzatıp evinde dinlenmesi gereken bir meslektaşımız saat zaman gözetmeksizin olayları topluma aktarabilmek, halkın haber alma ve bilgi alma hakkını yerine getirebilmek adına görev yapan bir arkadaşımıza saldırmanız sizin o eylemde haklı olduğunuzu da göstermiyor. Hayır, şimdi şu da var. Sizin başınıza bir olay geldi. Ve yaptığınız eylemin ne kadar çirkin, tabii. ne kadar toplumu da tahrip eden noktaya geldiğini, getirdiğini gösteriyor. Şimdi ben gerçekten hani bu mesleği yapan insanlar olduğumuzdan ne demiyorum. Bizler elinde kalemi olan, elinde kağıdı olan, fotoğraf makinesi olan, işinde gücünde insanlarız. Yani bugün siz saldırıyorsunuz, taşlıyorsunuz. Otobüslerin plakalarını söküyorsunuz, yol kesip eşkıyalık yapıyorsunuz. Devlet otoritesinden bahsediliyor. Kamu otoritesinden bahsediliyor. Başbakan öyle diyor. Bu devletin gücü, kudreti her yere yeter. İyi de siz bugün masum, sivil halkın otobüste seyahat ettiği,
doğudan gelen bir firmanın içerisinde yolculuk yapan, seyahat yapan insanların il sınırlarından geçerken bir ilçede yolunu kesip taşıyorsunuz, bir şekilde bir mağduriyet yaratıyorsunuz. Bir taş atsanız içerideki insanların birinin burnu kırılsa, bir yeri zarar görse, bir mağduriyeti de arkada background'da görüntüleyen bir insana saldırıyorsunuz. Yarın sizin başınıza bir haksızlık gelse, bunu taş atan ve eşkıyalık yapanlara söylüyorum. Sizin bu mağduriyetinizi imdat polis yok mu, imdat devlet yok mu, imdat gazeteci yok mu dediğinizde hangi gazetecisin haksızlığınızı görüntüleyecek? Hangi gazetecisin haksızlığınızı yazacak? Kalmıyor da zaten. Yazacak. Yani bu gazeteci size de lazım yani. Bu tavırlarınız zaten bu sektördeki insanların gönüllülük esasını, kamu vicdanıyla, iyi niyetle çalışmasını da etkiliyor. Tabii. Şunu da belirtmek lazım burada. Reddettiniz. Dediniz ki Doğu'da şöyle bir yapı var, biz reddediyoruz ve kabul etmiyoruz dediniz. Tepkinizi dile getirmek için bir tavır geliştiriyorsunuz. Reddettiğiniz yapıyı siz sergiliyorsunuz. Biz de burada yapıyoruz, siz de orada yapın anlamına gelir bu. Öyle oluyor. Gökten reddedeceksiniz. Tavrınızı daha farklı yollarla, yapıcı yollarla ve kalıcı bakın, tahribat yaratmayan söylediklerinize yollarla yerine getireceksiniz. Önemli bir noktaya getirdiğiniz konuyu. Söylediklerinize birkaç notla katılayım. Çözüm sürecinin başından ve bugüne kadar gelinen noktaya kadar, iplerin koparılma noktasına kadar olan süreçte insanlar çözüm sürecinin ne olduğunu bilmiyordu. PKK 9 ay içerisinde 2500 tane insanı dağa çekmiş. Bunların çoğu üniversite öğrencisi. Keza 12 ilde halk ayaklanması çıkarmak için bir fiil silahlarını depolamış. İşte tonlarca mühimmat ilçe merkezlerinde, kent merkezlerinde silahlı kuvvetler mensubu, ordu mensubu, emniyet mensubu insanlara saldırı yapma adı altında patlatılıyor. Çözüm süreci dediğiniz, getirdiğiniz nokta içerisinde PKK'nın yollarda kontrol yaptığını, kimlik kontrolü yaptığını, aynı şekilde kendi alanı içerisinde varlığını... Ayak bastı, parası topladığını... Tabii. Belli köylere gidip para vereceksiniz. Vergilendirdiğini, aynen, beş bunu, koyunu olan bir gariban üreticiden beş koyunun birini alıp örgüde götürüyoruz, götüreceğiz diye toplandığını... Bunları hep konuşuyorlardı. Bunlar o söylendiğinde işte siz bu işe köstek oluyorsunuz, iftira atıyorsunuz, öyle bir şey yok. Çözüm süreci gayet yerinde. Çözüm sürecinin ne olduğunu gördük işte. Çözümsüzlük süreciymiş. Yani siz, Cumhurbaşkanı itiraf ediyor. Diyor ki bizi kullanmışlar, ya iyi niyetimizi kullanmışlar diyor. İtiraf ediyor. Diyor ki PKK diyor bu süreç içerisinde diyor silah yığılmış diyor, mühimmat yığılmış diyor. Şimdi bu devletin, hani bunu tekrar söylemek de insanı gerçekten bıktırıyor da, bu devletin güvenlik birimleri, istihbarat servisi ne yapıyor bu süre içerisinde? Bir şey yapmayacaksınız, durun denildi onlara da. Ellerini kollarını bağladılar değil mi? İyi, bu bombalar yerleştirildi şimdi, mi? Şehirlere çekildi mi? Özür dilerim. Bu silahlar taşındı mı? Taşındı. Bu kadar insan dağa çekildi mi? Çekildi. İşte Cizre'de 7 gündür devlet kamu güvenliği adı altında başbakanın söylediği organizasyon ya çerçevesinde... O silahları tünel kazıp yerin dibinden mi geçirdiler? Evet. Demek ki göz yumuldu. Yani uzaydan mı geldi? Şimdi bu devletin gücü, kudreti, bunları söylemek gerekiyor artık. Bu devletin gücü, kudreti hangi silahın, hangi bombanın nereye taşındığını biliyor. Değil mi? Şimdi aslında özür dilerim. Şimdi çok özür dilerim. Bu doçkalar, ağır silahlar, doçka denilen silah türü. Askerliğini yapanlar bilir bu silahın nasıl bir silah olduğunu. Bu silah nasıl getirildi oralara, konuşlandırıldı? Bu kadar tonlarca, her saldırıda tonlarca mühimmatla bomba patlatılıyor. Şimdi demek ki devlet... Bir dakika, bu bombaları ve söylediğiniz silahları nereden alabilir PKK? Evet, güzel bir soru. Yani ben bakkala gidince ekmek alacağımı biliyorum. Ama bakkaldan silah alamam. Şimdi siz Mersin Halin'e gidin, 2 ton patates alın, 2 ton domates alın, bir tanesi size çıkar oradan, neden biliyor musunuz? Ya 2 ton domates, 2 ton patatesi hayırdır ya, ne yapıyorsun sen 2 ton domatesi patatesi alıyorsun demez mi? Tamam. Der. Domates. Yani şunun için sor. Ya kardeşim özür dilerim. 2 ton domates, 2 ton patates restoran mısın? Kışlık için mi alıyorsun? Otele mi götürüyorsun? Merak eder sorar. Şimdi bu tonlarca silah gelirken bu devlet ne yaptı? Piknik mi yapıyordu? Anlatamıyorum. Ben başka açıdan soruyorum. Evet. Tonlarca, yani birkaç tane silah değil. Eğer iddia ettiğiniz gibi tonlarca silah alınıyorsa, bu silah toplu olarak alınıyor herhalde. Nereden, nasıl alınıyor? Tabii. Kim sattı? Nasıl temin edildi? Hangi ülkenin yapımı? Menşei nedir? İşte cemaat adı altında ne istediğiniz de verilmedi, yapılmadı diyerek bir paralel yapı iddiası. Çözüm süreci adı altında insanlar söylediğinde insanlara, bunu söyleyenlere cellatlık yapıldı. İnsan cellatlığı yapıldı, eleştirildi, linç edildi. Gelinen noktada ülkeyi yöneten siyasi erkin
artık kendine bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı bu kadar seçim kampanyasına girip toplumu kaplaştıracağına, toplumu saflaştıracağına, bir fil siyasi söylemlere gireceğine, şöyle bir konumda olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Bizim ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde her türlü sorunu çözmek için tüm siyasi partilerin katkısıyla bu süreci götüreceğiz. Tüm iradeleri mecliste bir fiil yansıtacağız. Şimdi gelinen noktada bir siyasi partinin söylendiği noktaya geldi. Tekrar iş meclise pas edildi. Bunun zamanında mecliste çözülmesine gerektiğini söyleyen insanlara da insanlar bunu mecliste mi çözülür? Bu kargaşanın kaosun içerisinde özellikle ve özellikle çok samimi söylüyorum şu söyleyeceğimi. Herkesin bu geldiğimiz noktadan itibaren ilk programda da söyledim. Baştan sona kadar bu işin buraya nasıl geldiğini, kilometre taşlarını tek tek analiz etmesi gerekiyor. Evet. Çok ciddi boyutuyla ele alıp düşünmek gerekiyor. Bu noktada Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın da bu süreçteki duygusal yapısını ve öz eleştiri mahiyetindeki açıklamalarını da değerlendireceğiz. Bölgedeki o yapılanmanın hangi ölçülerde nasıl bu noktaya geldiğini ya da getirilmesine vesile olduğu yönündeki bir takım iddialar da var. Onları da değerlendireceğiz belki ama bir ara vermemiz gerekiyor. Araya gideceğiz, sonra sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyiciler ve programımıza, labirent programımıza kaldığı yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Labirent programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızı yeni izlemeye başlayan izleyicilerimiz için yeniden hatırlatmada bulunalım. Gazeteci yazar Ender Can Kayıhan'la birlikte gündemi güncel olarak değerlendirdiğimiz, farklı bir analizle ekranlarınıza taşımaya çalıştığımız, farklı bir bakış açısı, pencere aralamaya çalıştığımız bir program. Türkiye'deki son gelişmeleri değerlendirdik programımızda ve değerlendirmeye de devam edeceğiz. Programın birinci bölümünde terör olaylarının artması, şehit haberleriyle hemen hepimizin aynı acıyı, aynı üzüntüyü, aynı kederi hissettiğimiz günlerde tepkimizi protestolarla öne çıkarttığımız bir süreçte bu protestoların provoke edilerek farklı noktalara, daha farklı üzüntüleri beraberinde getirebilecek noktalara taşıdığını gördük, gözlemledik dedik ve değerlendirmesini yaptık. Hangi amaç ya da görüş olursa olsun, insanların yaşam hakkına müdahale eden, daha büyük üzüntüleri beraberinde getiren bir gerekçeyle haklı görülemez. Dolayısıyla protestomuz haklı ve toplumsal olarak da takdir görecek noktada kalmalı, kalması için gereken hassasiyet gösterilmeli. Zira tüm siyasi partiler toplumu daha iyi, daha güzel, daha refah düzeye taşımak amacıyla vardır. Kuruluşunu, çalışmalarını ve örgütlenmesini de bunun üzerine kurar. Bu tür olaylarda hangi açıdan olursa olsun, kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin, hiçbir siyasi görüşün benimsemeyeceği olaylardır. Kaldı ki ne amaçlı olursa olsun bir provokasyon varsa bundan tüm siyasi partiler nasibini alır. Ne AK Parti, ne CHP, ne MHP, ne HDP bu görüntüleri onaylayacağını sanmıyorum. HDP'nin son duruşunun da aslında böyle bir yapıyı çok benimsemediğini, birkaç sivri çıkışın dışında çok da benimsemediğini görmek, göstermek adına da bir tavır sergilediğini söyleyebiliriz. Bunu da konuşacağız programımızda. Onun için yineliyoruz, ben sağduyu çağrısıyla, akılcıl bakılarak, akil geliştirilerek olayları değerlendirmemiz ve tavrımızı yıkıcı değil, yapıcı olarak öne çıkartmamız gerektiği kanaatindeyim. Ve bu yönde de yineliyorum. Hepimiz için önemli
acımızı daha büyük acılarla, daha büyük noktalara taşımak yerine acımızı hafifletecek olumlu gelişmelere vesile olacak tavır geliştirmeliyiz. Birken beş acıyla daha büyük üzüntüler yaşamak yerine üzüntüleri ortadan kaldıracak hamleler geliştirmemiz gerekir diyorum. Dönüyorum Sayın Endercan Kayıhan'a. Tespitleriniz doğru. Katılmamak elde değil. Mersin'de HDP'nin binalarına saldırılar görüyoruz. Özellikle Mezitli'de bir deneme oldu, teşebbüs oldu ama içeriye girilmedi, kalabalık toplandı. Mersin'de de oldu. Evet, Mersin, oraya gelecektim ben de. Mersin merkezde tabelasından indirmeden tutun, camlara, işte pencerelere zarar vererek. Oradan eşyalar alınıp aşağı atılırken başkalarının can güvenliğini hiçe sayarak, çevredeki esnafların camlarını kırarak, maddi zararlar vererek, ki Allah'tan akşam geç saat, içeride vatandaşların da olabileceği saatleri düşünün bir de. Yani bu öfkeyi, bir öfke var. Şimdi bu insanların bu öfkeyi atması için bir balonu, bir lastiği sürekli şişirirseniz basıncın zorlamasıyla patlar. Yani toplum şimdi, bir anlamda bu noktaya getirildi mi, geldi mi diyorsunuz? Şüphesiz. Şimdi siz insanlara bu kadar yüklerseniz bu insanları bir yerden kaçırır. Şimdi tam burada bu işin kanaat önderleri, siyasi partilerin liderleri, işte kamu güvenliği diye bu işi sürekli dillendiren başbakanın, hükümetin siyasi üyelerinin, siyasi erkin, cumhurbaşkanının, tüm siyasi partilerin genel başkanların inisiyatif alması gerekiyor. Özellikle Numan Kurtulmuş'un, Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını çok yerinde buluyorum. Akıllı buluyorum, mantıklı buluyorum. Niye? Bu işin biriken stresin bir şekilde bir tarafa yönlendirilmesi gerekiyordu. Bu içeride bir devinimi sağlanarak bu işin daha kontrollü bir şekilde eylemlerle sokakta bir fiil insanların tepkisini, reaksiyonu göstermesi gerekiyor. Şimdi bu kadar insana ya işte sokağa girip yürüyüş yapması, eylem yapması tehlikeli olduğu söyleniyor. Yahu bu insanlar tepkisini nerede verecek? Nasıl gösterecek bu insanlar tepkisini? Onu yapma, bunu yapma. Ancak işte orada eylemin, bakın Kütahya'da, yanlış hatırlamıyorsam Diyarbakır Öz Burmacısı diye bir tane tatlıcının, doğulu bu Kürt vatandaş, videosunu izleyenler görmüşlerdir. Sosyal medyada özellikle çok sık paylaşılan bir video. Dükkanın içerisinde bir tane yerinde kalan bir parça kalmadı. Paramparça ettiler, kırıp döktüler. Tabelalarına kadar. Ama bu insan vatandaş, esnaf ya. Siz bunu yaptığınızda doğuda yaşayan bir memurun, bir vatandaşın, bir öğretmenin, orada okuyan Türk kökenli bir öğrencinin can güvenliğini sağlayabilecek misiniz? Risk ediyorsunuz. Evet. Yani bu karşılıklı ben sana sen bana'ya gider bu iş. Yani ben sana sen bana, aynı raket gibi. İyi de bu daha da gerip ayrıştırmayı beraberine aynen getirir. Bu en son devam eder sizin burnunuzun dibine gelir. Bir kör kuşuna gidersiniz. Bakın doğuda PKK işi çatışma şeklini, stratejisini değiştirdi. Şehirlere çekti. Cizre'deki olayları görüyoruz. Siviller yaralanıyor. Siviller vuruluyor. O aradaki kurşun da artık kime denk gelirse. Dün akşam Tunceli'de oldu. Bir kadın yaralandı. Daha önce bir fırıncı esnaf. Yani şimdi anlatmak istediğim şu. Ortamın bir şekilde PKK'nın gütmüş olduğu bir stratejiye bağlı olarak şehirlerde artık çatışmayı daha kırsaldan, alan dışından. Çok ilginç bu HDP'nin binasını yakanlardan 9 kişinin gözaltına alındığına dair bir haber öne çıkmıştı. Yine provokasyonu, yenilik bir şey mi gerçek mi bilmiyorum. Bu 9 kişiden kaçının HDP'li, birinin de PKK sempatizanı olduğu öne çıktı. Ya bir tanesinin yani, sabıkasında bozukluk var. Ayrıca yüz kızartıcı suçu var. Yani laptopları çalan kişi. Bakacak şans olursanız dönüp arada provokasyonun nereden geleceğini bilemeyeceğiniz bir tepkiyi ortaya kontrol edemeyeceğiniz tepkiniz varsa bunu böyle ortaya koymaya çok da gönüllü olmamanız gerekiyor. Tabii. Tepkiyi siz kontrol altında tutamayıp farklı provokatör gelişmelere hizmet edecek noktaya gelecekseniz burada bir sağduyu yok. Mantık da yok, akılcı da değil. O zaman dönüyorsunuz siz tepkinizi koyduğunuz noktaya kendiniz geliyorsunuz. Aynen öyle. Aynı noktada yer alıyorsunuz. Yani Mersin'i düşüneceğim. Evet. Bilerek ya da bilmeyerek aynı noktaya çekilmiş oluyorsunuz. Ondan bir farkınız kalmıyor Mersin'de ki. Mersin'de aynı. Yani eleştirdiğiniz, ötekileştirdiğiniz, dışladığınız zihniyetin haline dönüşüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki evet, yol kesmek eşkıyalık, halka gidip para istemek eşkıyalık, devletin otoritesini sarsıp halkın içerisinde bir şekilde işte silahları konuşlandırıp sivil insanların can güvenini riske etmek yanlış.
diyorsunuz. Ama siz yaptığınız eylemlerle aslında onun yapmış olduğu eylemleri ne diyelim tescillemiş gibi şey oluyorsunuz. Yani kısasa kısas durumuna geliyor. Sonra bu işte de birkaç kişi var. Dikkat ederseniz sosyal medyayı yönlendiren 3 ya da 4 isim vardı. Evet. Sürekli yaptığı servis, söylemler. Aslında sosyal medya üzerinden de biraz kaşındı bu. Sosyal medyanın etkisi üzerine aynen öyle. Evet. Ben sizin söylediklerinizi önemli buluyorum. Sosyal medyanın etkisine dönük olarak Facebook'un yapmış olduğu bir araştırma var. Bu yayınlandı da. Facebook, yanlış hatırlamıyorsam, Amerika'da Texas olması lazım. Oradaki kullanıcıların üzerinde sürekli negatif paylaşımlarla yayınlar yapıyor. Ve 2 saat, 3 saat sonra bir ölçümleme yapıyor. Bakıyor ki yorumlarda sürekli böyle negatif, olumsuz, hüzünlü, sıkıntılı, acılı yazılar paylaşılmaya başlanıyor. Yani siz Facebook'ta sürekli, ciddidir, orada da bir savaş var. Yani işte Kürt hareketinin mensup olduğu sosyal medya kullanıcıları, işte iktidar partisine mensup olan, bunu sık sık televizyonlarda artık son olarak Hürriyet gazetesine yapılan saldırılarda da gördük. Oraya mensup olduğu iddia edilen insanların da bu yorumları yaptığını görüyoruz. Herkes orada haysiyet cellalığına soyunmuş Nebahat Hanım. Yani siz burada bir şey söylüyorsunuz. Bir, iki montaj yapıyorlar, kesiyorlar tırnak içerisinde. Videonuzu alıyorlar, arkasına önüne bir başka video düşüyorlar. Atıyorlar oradan, sizi yargılıyorlar, asıyorlar, kesiyorlar. Bak bu böyle, şu şöyle diyerek. Ya bu kadar insanın haysiyeti ucuz yani. Ha. İki tane klavye anlamaz mısınız? İki tane yani? Klavyeden anlayan klavye kahramanları, klavye Don Kişotları diyorum ben onlara. Ya bu işten biraz anlayanlar Photoshop'larla sizi masaya oturtuyor, masada kaldırtıyor, başka bir şekilde sokuyor, bürütüyor. Yani bu kadar iş ucuzlaşmış ve çirkinleşmiş. Dolayısıyla biraz da buna da dikkat etmek lazım. Her şeyi paylaşmamak lazım. Evet. Her gördüğünüz videoya inanmamak lazım. Her gördüğünüz resme inanmamanız lazım. Bunların artık örneklerini gördük ya. Sorgulamalısınız. Aynen öyle. Fuat Avni adı altındaki bu internet fenomeninin adına bir de çakmaları çıktı. Bir de bunların çakmaları türedi. Fuat Avni şöyle diyor. Yani neredeyse Fuat Avni makarna tarifi verecek ha. Ben samimi söylüyorum size. Keşke makarna tarifiyle sınırlı kalsa. Fuat Avni şu an ülkeyi yönetiyor. O da var. O da var. Söylemlerine bir öngörü iddialarına bakacak olursanız şu an Türkiye'yi yöneten Fuat Avni. Yani ne söylerse o oluyor. Gerçekleşiyor gibi bir şeye gidiyor. Güvenilir gibi adam. Oldu. Şehrül Emin adam. Mersin'i, demin ki Mersin vurgusuna gelecektim. Mersin'de 2 tane HDP vekil çıkardı, CHP 3 tane çıkardı, AK Parti 3 tane, MHP 2 tane çıkardı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla her siyasi parti var. Burası Türkiye'nin fotoğrafı. Aynı zamanda fay hattı üzerinde bir şehir. Hayır, MHP de 3 tane çıkarttı. Pardon, MHP de 3 tane çıkardı. Burası fay hattı üzerinde bir şehir. Burada 3 parti, CHP, MHP ve aynı zamanda AK Parti'nin güçlü olduğunu, buna nazaran ciddi derecede bir Kürt nüfusu olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda 400-450 bin üzerinde bir Alevi nüfusunun yaşadığını biliyoruz. Evet. Demek ki buradaki davranışlarımız, herkes kendi gettolarında, komünal yapılarında, kendi kanunlarını yaşatacak olursa, yani işte Erdemli'de öyle eşkıyalık yapılıp, yol kesip, gazeteciyi tartaklamak, işte bu Çayçilek Siteleri Mahallesi'nde orada herkes kendi kanunlarını uygularsa, Demirtaş'ta insanlar kendi kanunlarını uygularsa, nasıl yaşayacağız? Birbirlerimizin mahallesine girerken pasaportla mı gireceğiz? Ne olacak yani? Güvenlikle şimdi biz insanımızı yaşatmayı hiç düşünmüyoruz Zebat Hanım. İnsanımızı yaşatmayı düşünmüyoruz. İnsanımızı sürekli katletmeyi, öldürmeyi, ötekileştirmeyi, dışlamayı, sen şusun, sen busun. Ya hepimiz insanız ama değil mi? Ayrıştırıp siz insan değil misiniz? Ortak noktamız bu değil mi? İnsan olmak. Yani kaldı ki biz insan dışındaki canlılara karşı bile bakış açımızı güncelleyen, yeniden şekil veren bir toplum haline geldik. Bir takım hani münferit olaylar. Hayır, kendimizin seçmediği bir tasvip etmediğimiz olaylar olabiliyor ama bugüne kadar canlılara karşı bile bakış açısı geliştirmeye çalıştık biz. Aynen. Bu olayların patlak verdiği, gölgesinde kalan, süremizi de şey yapıyoruz, aşacağız. Değerlendirmemiz gereken bir konu daha var aslında. Türkiye'nin gündemi çok hızlı gelişince Mersin'deki gelişmeleri çok fazla öne çıkartamadık belki ama hatırlarsanız Akkuyu ile ilgili çevreci grupların ve görüşlerin sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra bir takım iddialar da gündeme getiriliyordu.
son günlerde, geçtiğimiz günlerde de Akkuyu çalışmalarında, bölgedeki Akkuyu'nun çalışmalarını sürdüren büronun sorumlularından birisi bir basın toplantısıyla istifa etti. Dananın kuyruğu koptuğu nokta diyorum ben. Çok da ciddi iddialarda bulundu. Yani aslında Mersin'e özel süremiz açısından çok siyasi ve çok uzun bir süreç oldu. Dilerseniz toplayalım ve Akkuyu'daki bu sürecin ne anlama geleceğini de bir değerlendirelim istiyorum. Yani bunu söyleyen kişinin herhangi bir STK temsilcisi, bir siyasi partiye mensup ya da sokaktaki sarı çizmeli Ahmet Mehmet olmadığını biliyoruz. Söyleyen bir fiil nükleerin iyi bir şey olduğunu, faydalı bir şey olduğunu Mersin'de basına, medyaya, halka, algı yönetimini yapan kişi görüyoruz. Bu kişi bunu söylüyor. Bugüne yani, kadar. Düne kadar bu kişi nükleer iyi, faydalı, zararı olmaz, insanların yaşamına zarar vermeyecek bir nükleerin olduğunu bahseden kişi geldiğimiz noktada. Ama nükleer kötüdür demedi yine bakın. Hayır ama bakın. İyi okuyun orayı. Hayır hayır, geleceğim oraya da. Ben bir şey demedim daha henüz. Gelinen noktada nükleerin, Mersin'deki yapılan nükleer santralin riskleri üzerine Rosatom firmasının ve Rusların ve Türkiye'deki bu işin içerisindeki mühendis takımının kadrosunun yeterli olmadığına dair bir risk faktörünün olduğunu söyledi. Ciddi bir risk faktörü. Şimdi o zaman siz bugüne kadar bunu anlatırken, şimdi daha önce karşınızda bunu savunusunu bilimsel raporlarla önünüze getirenlere neden işte daha anlayışlı yaklaşmıyorsunuz? Bunun böyle olmadığını söyleyen bu kentteki bir hareket var. NKPL diye bir hareket var. Bunlar aynı bu çözüm süreci gibi ne olduğu bilinmeyen bir sürecin şöyle olduğunu, böyle olduğunu söylediklerinde iktidar partisi nasıl? Ya kardeşim siz yanlış konuşuyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yol kesme yok, silah yığma yok. İşte siz bu sürecin karşısındasınız dediler mi demediler mi? Dediler. Gelinen noktada Cumhurbaşkanı ve Başbakan bazı itiraflarda bulunuyor. Şimdi bu değerli şahsiyetin de söylediğini de ben biraz buna benzetiyorum. Bu kentte insanlar zincir yaptı, eylemler yaptı, insanlar tabii, sesini duyurmaya çalıştı. Burada bu kadar eylem oldu, organizasyon oldu. Bu kadar laf söylendi. Bu kişilerden bir tanesi söylediklerini şu noktaya bağlı. Ne oldu da bunu söyledi? Evet, ne oldu? Şimdi sizin... Kendisinin iş akdinin bitmesi miydi o? Yani sizin iş akdiniz bitmese bunları söylemeyecek miydiniz? Siz peki iş akdiniz bitmese bunları bile bile devam edip görevinizi, bu kadar insanın yaşamını risk edecek bir yapının burada yapılmasına göz mü yapacaksınız? Şimdi göz yummak ayrı, bir de savunacak mıydınız? Savunuyorsunuz. O da var, o da var. Düne yani, kadar savunuyordunuz. Evet. Şimdi o yüzden ben çok tutarlı bulmuyorum. Söylediklerini tutarsız bulmuyorum demedim. Peki. Duruşunu tutarsız buluyorum. Duruşu da aslında çok tutarlıysa. Vay halimize. Allah'a emanet. Şöyle söyleyeyim. Allah'a emanet yaşıyoruz. Döneceğiz Fuat Avni'ye. Fuat Avni ön alıştırma işini yapıyor biliyorsunuz. Evet. Ha, toplumu hazırlıyor. Evet. Biz mesleki olarak olayları çok iyi analiz etmemiz gerektiği bilinciyle bakıyoruz tabii. Tespitinize katılıyorum. Gösterilen tabloyu olduğu gibi gördük söylemler. Yani herkes, özür dilerim, şu söylediğiniz bizler herkesin görmediğini gören, herkesin görmediğini görüp topluma anlatan gözleriz. Evet. Dolayısıyla bu şahsiyet nükleerin, nükleer santralin, Rosatom firmasının buradaki yetkili kişisi, nükleerin bu kadar risk ya faktörleriyle... Daha açık konuşmak gerekirse nükleeri istemiyoruz, yaşam hakkımız gasp edilecek bir yapıyı, tesisi burada kabul etmiyoruz diyerek ciddi anlamda demokratik tavrını, tepkisini eylemle öne çıkartan kesime güvenlik güçlerinden aldığı destekle sert müdahalede bulunma ve sert bir tavır geliştirme eyleminin öncüsü, başında yer alan bir sorumluydu, yetkiliydi. Bakın, söylediklerin üzerine mutlaka gidilmeli, araştırılmalı. Ben işte o söylediklerini onu söylemek istiyorum. Evet. Kim, nerede, neden, niçin, nasıl, 1K, 1, 5N var. Şimdi bakıyoruz. Bir basın toplantısı var, bir açıklama var ve son neticeye gelindiğinde diyor ki bu firma Akkuyu nükleer santralini kuramayacak bir yapıda. Yetersizdir. Yetersizdir. Diyor. Öngörüsüzdür. Teknik olarak zayıftır. Hatta görevlendirdiği kadro da çok kötüdür diyor. İş yani, bilmezler diyor. Evet, iş bilmeyen bir firma diyor. Demek ki biz bu firmayla yolları ayıracağız. Mı? Başka bir firma gelecek. Ve bu başka bir firma. Ayıracak mıyız yolları? Bu nokta önemli. Mersin bu kadar... Ne acaba yani? O da var. Mersin, Nebahat Hanım, o kadar olaylar gündem değişiyor ki Mersin Türkiye'ye
hep Türkiye'ye benzetiyorum. Yoksa normal bir Türkiye'de, normal bir gelişme sürecinde bir kurumun tüm savunusunu, halkla ilişkilerini, etkin faaliyetlerinin başında yer alıp yöneten, içinde bir fiil çaba sarf eden birisi çıkacak. Bu şirket bu kadar beceriksiz, bile bile Mersin'in geleceğini şey altına alıyor, tehlike, risk altına alıyor ve şurada da şu hatalar yapılmıştır, şu raporlarda el altından farklı alınmıştır, hatta bu raporların bile geçerliliği şaibelidir, geçerliliği yoktur, tartışılır diyebilecek ithamlarda bulunacak. Başka bir ülkede olacak. Bu açıklamanın üzerine o firma hakkında bir inceleme başlatılmayacak. İşler durdurulmayacak. Yani söylediğini aslında şöyle de benzetebiliriz. Pimi çekilmiş bir el bombası var. Sizin kucağınıza atmışlar ve siz çaresiz bir şekilde, sanki ne zaman patlayacağını bilmez bir halde, çaresiz halde bekliyorsunuz. Şimdi bunun yansımaları yarın bir gün çıkacak. Nasıl çıkacak? Ben size söyleyeyim mi? Bu firmayla yolların şu anki Akkuyu Nükleer yapım işini yapan ilgili yetkili makamın firmayla yollarını ayırmanın ön sesleridir diye düşünüyorum. Sadece tabii o da var. Yani tespitinize katılıyorum. Bu biraz kayıkçı kavgası da olabilir. Bunu deşmek lazım. Yani bu kişi buradan sizlerin vasıtasıyla daha derin açıklayacağı şeyler varsa, işin arka boyutuyla ilgili. Siz hep söylüyorsunuz, ekranın açık olduğunu söylüyorsunuz. Evet, cevap kimsenin gösteremediği bir cesaretle tabii. Yayıncılık yapıp gerçekleri masaya yatırma konusunda biz o yürekliliği gösteriyoruz. Biz her türlü soru sormaya açığız. O da her türlü soruya cevap verme yürekliliğini gösterecekse bu ekrana, şu aramıza bir sandalye daha atarız, beraber tabii sohbet ederiz. Nükleerle ilgili gelinen noktada yarın bir gün orada üretilen şeftaliden tutun domatesine, salatalığına, üzümüne kadar, incirine kadar, yarın bu nükleerin olduğu Gülnar bölgesinden gelen nar yenmez. Yarın bir gün işte oradan tutulan balık deyip yenmeyecek noktada. Siz o bunu bölgenin, tabii iç piyasada düşünüyorsunuz. Tabii, Rusya'ya gittiğinizde Mersin bölgesinden istemeyecek. Tabii, nereden geliyor yani? Bu ürün nereden geliyor? Bu oranın nükleerin kurulduğu Gülnar bölgesinden gelen domates, salatalık, şeftali dendiğinde üreticiye, oradaki çiftçiye, emekçiye ne zarar verecek? Çok ciddi zararlar verecek. Çünkü orada bir söz vardı. Kimse yemeyecek çünkü. Yapılan büronun altından çıkan suyun tahliyesinde aciz olan bir teknik yapının büyük bir tesisi inşa etme kapasitesi yeterli değildir demişti. Evet. Çok riskli bir süreci tetikliyor. Yani bu çok önemli bir şey. Yarın sızıntısız bir günün geçmeyeceğini gösteriyor. Bu yapı eğer gerçekten varsa. Yok, bunlar bir iddiadan ibaretse de bu noktada da ilgili firmanın kamuoyunu aydınlatması gerekir. Yani iddiada bulunan kişi kadar ilgili firmanın da bölgeye karşı bir sorumluluğu var. Ciddi iddialar var. Bunları açıklaması gerekiyor. Ama bu söylenenlerden sonra henüz hiçbir ses çıkmadı. Yani bu terör gündemiyle Türkiye'nin gündemi çok çabuk değişiyor. Türkiye'de gündem. Beni ekmesi de Mersin'de öncelikle değişmeye başladı. Yani bizde bu olay yeteri kadar da işlenemedi. Tabii yani ister istemez buna bağlı olarak, Türkiye gündemine bağlı olarak Mersin'de de terör protestoları, olaylar. İşte bir tane insan öldürüldü pompalı tüfekle. Bir genç çocuk. Terör protestolarında. Üstelik terörü protesto ederken biz verdik bir şehit daha. Terörle mücadele dedik. Yani biz ne sevinmesini yani biliyoruz. Ne yas tutmasını evet biliyoruz. Sevinirken de elimize silah alıyoruz. Üzülürken de elimize silah alıyoruz. Allah bizim sorumuzu hayır eylesin. Yani bizim gerçekten sıfırdan bir fabrika ayarlarımıza dönüp anadan doğma ürgen halimize gelmemiz lazım. Yani kendimizi gerçekten kontrol edemiyoruz. 17-18 yaşında bir tane genç kardeşimiz, yani bu ne olduğu bilinmeyen bir kör kuşun tarafından bir pompalı tüfekle yazık oldu, heba oldu, yaşamını yitirdi. Müsaade de edilmiyor yani. Dönmenize, o ayarlara dönmenize de müsaade edilmiyor. Evet, evet, o da var. O da var. Yani bu bir şekilde herkes kendi bir cenahında bir mühendislik algısına devam ediyor. Nükleerle ilgili konuya tekrar inintil olarak söyleyecek olursak, herkesin bu konuda gerek sosyal medyada gerek her türlü yaşam alanında bunu tartışılması için hatta dillendirmesi gerekiyor. Hatta çağrıda bulunalım biz. Bir dahaki programımıza dilerse o basın toplantısını yapan ilgili arkadaş ve nükleer karşıtı platformundan, çevreci gruplardan da bir sözcü karşılıklı programımızda ikisini olabilir de konuk alabiliriz. Olabilir. Mersin bir bombanın üzerinde oturduğunu söyleyebiliriz bu açıklamalar evet çerçevesinde, ama istifasının da nedenlerini iyi tartışmak, iyi masaya yatırmak gerekir belki diye düşünüyorum. Belki bireysel çalışma iş ortamı açısından yetki paylaşımında bireysel sorunlar olabilir ama
hani bizi ilgilendirmeyen sorunlar olabilir ama söylemleri Mersin'in geleceğini çok ciddi etkileyen, Mersin'in geleceğine çok büyük ölçüde olumsuzluk getirecek ithamlar yani ve bunlar, iddialar içeren söylemler. Bunları yeni, değerlendirmek Bunlar neden şimdi söyleniyor? Bunlar yeni şeyler değil. Bunlar zaten daha önce iddia edilen, STK'lar tarafından iddia edilen, gündeme getirilen, söylenen, savunulan, raporlandırılan. Siz buna yakın sözleri aynı şekilde paralel lafını kullanmayalım. Bizim de başımıza bir paralellik gelir. Bu iddiaları, bu sözleri aynı şekilde söyleyen insanlara da ciddi derecede o zaman tepki gösterdiniz. Niye şimdi buna dönük olarak ifadelerinizi kullandınız? Bunun tekrar iyi bir şekilde deşilmesi gerekiyor. Evet. Mersin gündeminde daha çok yer alacağından eminim ben yani, bu gündeme gelecek. Olur. Toparlamak gerekirse Mersin'de güzel gelişmeler de var ama süremiz el vermediği için diğerlerine geçemeyeceğiz. Programımızı toplamamız gerekiyor, toparlamamız gerekiyor. Son olarak... Ben şunu hani son söyleyeceğim şu noktada bir hassasiyet var. Bu özellikle bu kadar insanın yaşamını yitirdiği, bu Anadolu'nun kadim halklarının, evlatlarının mezhebi, dili, dini, ırkı, Nebahat Hanım ne olursa olsun bu kadar insan ölüyor. Bu kadar insanın yaşamını yitirdiği bir atmosfer içerisinde biraz daha aklı selim, daha sağduyulu, daha işte eğlenceden, şovdan uzak duracak davranışlar sergilememiz gerekiyor. Yani özellikle eğlence merkezleri üzerinde de ciddi derecede ara ara yükselen bazı provokatif olaylar görüyoruz. Mersin, özellikle Adnan Menderes Bulvarı üzerinde çok ciddi derecede eğlence merkezinin olduğu yerler. Burada alkol tüketimleri de yapılıyor. Belli insanların ufak da olsa belli atışmalarla her an pimini tetikleyebileceği bazı olaylar gelişebilir. Ne yapalım, alkolü yasaklayalım. Alkolü yasaklayalım demedim. Bu konuda belli merkezlerin de belli saatlerden sonra özellikle müzik yayın yapan yerlerin bunun daha önce kötü örneklerini gördük. Biraz daha hassasiyet gösterip buna göre mesela Bodrum'da böyle bir karar alındı. Çok da yerinde bulundu. Çünkü buna dönük olarak... Nasıl bir karar? Belli saatten sonra müzik yayını ve eğlence yayınlarının yapılmasına dönük olarak... Şimdi şehitlerden dolayı, acımızdan dolayı yaslarını zaten hissetmesi bazı gerekiyor. İşletmeler çok büyük duyarlılık gösterip belirli bir süre müziklü hizmet koşullarını gözden geçirdiklerini, hizmetlerini ara verdiklerini, kesinlikle getirdiklerini Suudi Arabistan kralı biliyorsunuz yaşamını yitirdi. Bir, ülkede bir gün yas tutuldu. Bu kadar insan ölüyor. Devlet kudretinden gücünden bir şey kaybetmez. Yas ilan edilmelidir. Canı gönülden söylüyorum. Bu acılar toplum üzerinde devletin kontrolü bilinciyle şuurlu bir şekilde hissettirilmeli. İnsanlar bu acıyı yaşamalı. Arap kralı ölürken bir günlük yas ilan ediyorsunuz, bayrakları yarıya indiriyorsunuz. Bu kadar insan yaşamını yitiriyor. Biz de camilerden sela verdik. Yani ya. Camilerden selalarla olmuyor. Bu insanların acılarını, yani bunlar aynı şekilde hepsi de vatan evladı. Ne sebebini bilmediğimiz bir şekilde dağa kandırılıp çıkarılan insanlar var. Az önce söyledim 9 ayda 2500 tane üniversite öğrencisi genç PKK'nın kamplarına daha kadrolarına katılmışlar. Çok ilginç bir şey. Dünden bunlar beri de yani. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber alıyor. Hani o olaydan sonra rahatsız olduğu nedeniyle koğuşta kaldığı söylenen ve bir yazısı sosyal medyada dolaşan. O gencin başka bir taburda kışlada olduğu sonra ortaya çıktı ama. Öyle bir iddia da var ama. Ama yani o gencin yazdığı sosyal medyadaki işte terlikse bilmem ne lakaplarıyla ifade ettiği ve adlandırdığı arkadaşlarının aslında kendi ayrı bir olayda kendi kışlasında yaşayan arkadaşlarına itfaiyen kullandığı kelimeler olduğu sonra. Genelkurmay'ın açıklaması o. Genelkurmay'ın açıklamasını en son. Yani ama onun arkasına giren haberler de yine devam etti. Teyit çek edilmedi. Siz de biliyorsunuz. Yani Genelkurmay'ın açıklamasını tatminkarlığı noktasında tartışmaya açmaktan ziyade resmi açıklamanın olduğu nedeniyle kabul görmek gerekiyor. Yani diğer türlülerin çünkü hiçbir kaynağı çek edilmedi. Kaynağı ne olduğu bilinmeyen bir bilgi kirli bilgidir. Tabii ki toplumu da tedirgin edecek noktalara yaratır. Gidebilir. Dedim ya sosyal medyada çok şey dönüyor. Her şeye inanmamak lazım. Zaten dün itibariyle de internet erişiminde internet bandı üzerinde ciddi derecede bir yavaşlatma var. İnternet kullanıcıları, sosyal medya kullanıcıları zaten kimi farkında kimi farkında değil yani. Evet. Bunlar hiçbiri çözüm değil ama yani. Farkında olanlardanız bizler farkındayız. Şüphesiz. Dolayısıyla toparlamak gerekirse sağduyu, akıl, vicdan ve sağduyuyla tartarak ilk programda da söylediğim gibi her şeye atlamadan bir siyasi partinin taraftarı gibi değil
bilinçli, aklı selim bir yurttaş gibi birlikte yaşama kültürünü savunarak bu çerçevede düşünce geliştirmemiz gerekiyor. Biz birbirimize yeteriz. Yaşarız, evet. Paylaşırız, bölüşürüz. Evet. Seçime dönük çalışmalar da vardı aslında. Siyasi partilerin aday adaylık süreci de vardı ki AK Parti'de aday adaylık süreci bitti, tamamlandı. Başvuru süreci sona erdi. 80 kişi başvurdu. 86 pardon. Geçmiş yıllara göre Türkiye genelindeki başvuru oranında da bir düşme var. Dikkat ettiniz mi? AK Parti'de düşme var. Mersin'de. Diğer CHP ve MHP'deki başvurulara ilişkin partilerden yapılan bir açıklama yok ama Türkiye genelinde de var. CHP'de var. CHP pozisyonları koruyacağını söylüyor ön seçimden çıkan. Buna rağmen kontenjan için başvuran aday adayları var. Tabii kontenjanlar uygulanacak. MHP'de kaç kişi başvurduğuna dair AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklama olduğu için resmi açıklama. Hani onu dikkate alarak söylüyorum ben. Ancak sadece Mersin için değil Türkiye genelinde de geçmiş yıllara göre baktığınızda başvuru oranında bir düşüş var. Bu partilerin sanki kendi listelerini, pozisyonlarını koruyarak gideceğine dönük olarak aday adaylarında biraz da öyle bir kaygı, endişe var. Değil mi? Onun yani en sanki büyük etkisi. Çünkü ya zaten belirli bir noktada bir karar çıkacak. Ben neden adayı olayım gibi bir yapının da etkilemesi olabilir mi? Yani nasıl? Partiler demokratik sistemi tamamıyla sergilemediği için. Hayır, bu seçim için demiyorum. Bugüne evet, kadar ki evet. Yapı itibariyle bakıldığında ki geçmiş seçimde CHP çok şanslı bir yapıyla girdi. Tamamıyla örgüt öngörüsünü yansıtan bir liste yapısıyla girdi. CHP için değil. Ama bakıyorsunuz temayül yoklaması oluyor. Ön seçim deniliyor. MHP'de de oluyor. CHP'de de, AK Parti'de de oluyordu ama daha çok AK Parti bunu daha öne çıkartan belirgin bir yapı oluşturdu. Giriyorsunuz, çıkan sonuçlar Ankara'ya gidiyor. Ankara'dan tekrar birkaç kere kamuoyu araştırması, örgüt yoklaması ya da aday katılımlı sözlü mülakat gibi birkaç kolun gerçekleşmesinin ardından hiç düşünülmemiş ya da adı telaffuz edilmemiş isimlerin listelenerek geldiği bir seçim süreci yaşadığı için AK Parti'de de bu nedenle ya zaten aşağı yukarı değişecektir, niye adayı olayım bakışı etkin olabilir mi? Evet, ona binaen şöyle de düşünebiliriz. Şimdi burada iki parti, Mersin için söyleyecek olursak, özellikle HDP ve AK Parti'de biraz daha köşeye sıkışma olabilecek gibi gözüküyor Mersin için söyleyecek olursak. Çünkü 3 parti hatta 4 parti hatta tek kendisinin dışında çok geniş bir cephe kendisine siyaset geliştiriyor. Kendisini yani siyasi tabirle vuruyor. Şimdi evet. Bu kolay bir şey değil. Zorlanacağı bir yani süreç. Yani şimdi ama CHP'nin listesinin değişmesi gerekiyor. Özellikle kontenjan boyutuyla söylüyorum. Yani aşağılardan daha dengeli isimlerin yukarılara çekilerek bir kadın, bir erkek takviyesiyle daha dengeli bir liste yapılabilir. Çünkü buradaki mezhepsel, etniksel yapılar CHP'de daha kriter olarak önüne konu değerlendirilen bir yapı var. Demokrasiyi savunurken orada kontenjan uygulamasını ben zaten doğru bulmuyorum. Yani zaten, siz örgüte sormuşsunuz. Örgütten çıkan bir sonuç var. Ya kontenjanı uygulayacaksınız ya da hiç uygulamayacaksınız. Ama kontenjan uygulama kararı alınmış artık. Yani evet. Ben o çerçevede söylüyorum. Siz tespitinize ben de katılıyorum. Ama bir kontenjan pozisyonu burada uygulanacak gibi gözüküyor. Yani Mustafa Baysan bu bilgiyi de böyle şey gibi verelim. Ne derler ona? Kulis bilgisi. Öyle derler. Mustafa Baysan'ın 4'teki CHP'nin 4. sırasındaki Mustafa Baysan'ın Mersin dışına kaydırılabileceğine dönük olarak benim edindiğim bazı bilgiler var. Evet, o tarzda bir takım konuşmalar oluyor. İstenilen fotoğrafı sanki günlerde karşılamamasına dönük olarak ya da beklentinin seçmende karşılık etkileşimin oluşturulmamasına dönük olarak Mustafa Baysan'ın pozisyonunun yani sıralamanın aynı konacağına dönük olarak evet ön seçimle ilgili olabilir ama kontenjanlarda aşağılardan yukarılara doğru asansörle bir bayanın bir de sıralamada yine bir pozisyonda olan bir tabii adayın çekilerek. Kontenjan bekleyenlerin de söylemleri bu biraz. Aslında açık ve samimi konuşmak gerekirse stratejik bir takım hatalar yapmış olabilir belki Sayın Baysan, Mustafa Baysan ama Mustafa Baysan'ın da hakkı yenilmesi. Mustafa Baysan'ı eleştirmeye çok dönük olarak bir şey söylemedim. Yani burada açmak gerektiği için söylüyorum. Tabii, tabii. Çok ciddi bir hamle geliştirmiş, çok ciddi çalışmıştır. Evet. Büyük katkısı olmuştur. Kontenjandan gelecek bir bayanın Mustafa Baysan kadar böyle bir kampanyada katkısı olabilir miydi?
ya da bir başka ismin, o da tartışılır. Dolayısıyla kaydırılırsa düşünülebilir. CHP biraz mağdura önem veren bir parti Nebahat Hanım. Yani özellikle Cumhuriyet Partisi'nde işte paralel yapı adı altıyla bir iki operasyona maruz kalan bir adayın onun da öne çekilme nesline dönük olarak bir bilgi var. Ama bu ne kadar sağlıklı bir bilgi? Bakacağız, CHP göreceğiz. CHP mağduru ne kadar değerlendirir? Yaşayacağız, biz de hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bakar görür. Onları da yine programlarımızda geniş olarak ele alır, değerlendiririz diye düşünüyorum. Ama tespitinize katılıyor. Demokrasinin olduğu yerde kontenjan olmaz. Evet. Bu tespitiniz önemli. Evet, son sözünüzü almıştık herhalde. Son söz bitmez. Evet sevgili izleyiciler, güleceğimiz esprilerimizle, tebessümlerimizin eksilmeyeceği günleri yaşamak dileğiyle yine bir labirent programını burada noktalıyoruz. Ben Nebahat Demir olarak güzel günleri yaşayın, acıları hep birlikte omuzlayarak, üstlenerek geride bırakalım temennisiyle diğer programlarımızla görüşelim diyorum. Evet, ben de sizin düşüncenize katılıyorum. Ben de barışın, demokrasinin, özgürlüğün ve kendi insanımızı yaşatacağımız bir Türkiye özlemiyle sağlıcakla.